Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir çiçek modeli yapacağız. Bunun için şöyle iki renk herhangi bir ipe, bir de 3,5 numara bir tığa ihtiyacım var. Harika bir renkli gül oluyor bu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim, çok da kolay. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle yaklaşık 57 tane zincir çekiyorum. 50 tane çektim ben. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 tane zincirimi çektim. Tepeye bir aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirime battım. İkili trabzan yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye bir aldım. 1, 2. zincirime battım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim, tepeye bir aldım, 1 2 3'üncüye batıyorum. Şimdi ikili trabzan yapıyorum, 3 zincirimi çektim, 1 2'ye batıyorum, 1 2. zincire, 1 3. zincire batıyoruz. 1 2 3, 1 2 3'üncüye, 1 2. trabzanıma, zincirime, bir de üçüncüye batıyoruz ama aradaki 3 zincir hep aynı. 1 2 1 ikinciye, 1 2 üçüncüye. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Burada 1 2'ye battım. Şimdi 1 2 3'e batıyorum tekrar. Aradaki zincir sayım sabit. 3 zincir. 1 2 1 2 3 1 2 3'üncüye ikili trabzan yaptım. Bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde zincirimin sonuna kadar gelelim. Sonuncuyu da birlikte yapalım. 21 tane kutucuğum olacak arkadaşlar. Dileyen bunu azaltıp çoğaltabilir. Şöyle 21 tane kutucuğum var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tam 21 tane kutucuğumuz var. Şimdi şöyle arkasını çevirdim. Şuraya bir sık iğneyle başladım. Tepeye bir aldım. Hemen birinci yuvamın içerisine ikili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. Şöyle üçlü trabzan yapıyorum devamında. Üçlü trabzan. 6 tane üçlü trabzanım olacak bu yuvanın içerisinde. Bir tane daha yapıyoruz ve üçlü trabzanımız tamamlanmış oldu. Şöyle şimdi diğer ipimi alıyorum hemen. Diğer ipimi aldım. Geçirdim yeşilin içerisinden. Yeşil ipim önde, beyaz ipim arkada oluyor. Şöyle şunu da buraya indirerek devamındaki kutucuğun içerisine şöyle bir sık iğne yaptım. Tepeye bir aldım. İkili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. Üçlü trabzan. Üçlü trabzan. Üçlü trabzan. 6 tane tekrardan buraya üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bu da 6. Şimdi beyaz ipimi öne alıyorum. Beyaz ipim önde, yeşil ipim arkada. Şöyle bunu bağladıktan sonra devamındaki
kutucuğun içerisine giriyorum. Bir sık iğne yaptım. Tepeye bir aldım. 2 trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. 3 trabzanla devam ediyorum arkadaşlar. Yine 6 tane üçlü trabzanım var. 4 5 6. Hemen yeşil ipimi öne alıyorum. Beyaz ipim arkada. Şöyle hemen içerisinden geçirip devamındaki kutuya inip sık iğne yapıyorum. Bakın arkasında çevirdiğim zaman hiç belli olmuyor. 2 trabzan, 6 tane üçlü trabzan, 3 4 5 6. Bu şekilde bütün etrafını dolanalım, gelelim kutucukların bitene kadar. 21 tane yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar geldim. Sonuncuyu da yine şimdi birlikte yapalım. Tane olacak. Şimdi tekrar beyaz ipimi öne aldım ve de hemen şuraya batarak başlıyorum. Şöyle hemen buraya da önce 2 trabzanımı, sonra 6 tane 2 3 4 5 6 tane 3'lü trabzanımı yaptıktan sonra şöyle bunu da buradan düğüm yapalım. Beyaz ipimi bir kesiyorum öncelikle. Şimdi yeşil ipimden şöyle biraz uzunca bir parça kopardıktan sonra bunu şimdi dikmeye başlayacağız. Şöyle bir oluşumumuz oldu arkadaşlar. Şu ipimi de bir keseyim. Şu şekilde bir şey elde ettik. Çok da güzel duruyor bakın. Şöyle spiralde. Hani bu şekilde bile şöyle birbirine dikerek farklı bir şeyler de yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir model oluyor bu. Hemen şimdi arka tarafı, zaten ters tarafı belli. Bura ön taraf. Elimle şöyle kıvırıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen dikmeye başlıyorum buradan. Hemen şöyle önlü arkalı
dikmeye başlıyorum. Diktikçe sarıyorum. Biraz sarıp biraz dikiyorum. Şimdi tekrar devam edelim dikmeye. Böyle bir önden, bir arkadan, bir karşıdan, hani hepsini atlamadan, hiçbirisini, hepsini içine alacak şekilde, bir şey yok, bu şekilde atlamadan dikelim. Devam ediyorum sarmaya. Tekrar dikelim. Devam edelim. Bu şekilde dikip geleyim arkadaşlar ben. Evet, bakın çiçeğimi yaptım. Bakın başka rengini de yapmıştım. Gerçekten harika duruyor. Ben çok beğendim. Çok kolay, çok pratik, çok da şık duran bir çiçek oldu arkadaşlar. Gül oldu. Patik süslemelerinde, daha ince iplerle tabii, lif süslemelerinde, battaniye süslemelerinde, hırka, firda hırka süslemelerinde, mesela cep ağızlarına dikebilirsiniz. Çok güzel, kolay, çok kolay, hem de harika bir model yaptık birlikte. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.